Hoş geldiniz sayın seyirciler. Bundan sonra mümkün olduğunca lig mücadeleleri sonrası haftada öne çıkan gurbetçi futbolcu performanslarını aktarmaya çalışacağım. Umarım verimli bir içerik olur. Sevgiler. İlk olarak gösterdiği performansla haftanın gurbosu olmaya hak kazanan Enes Ünal'a göz atacağız. Enes Ünal golünü harika bir frikik ile kaydetti. Elifsiz olarak gole göz atalım. Hernanes topun başında. Hernanes! Muhteşem! Asisti ise sol kanattan topu içeri çevirerek yaparak takımını galibiyete götürdü. Getafe bu galibiyete kadar 4 haftada 1 beraberlik 3 yenilgiyle sezona başladı. İlk galibiyetini alan Getafe 4 puanla kendine 18. sıraya attı. Getafe gelecek hafta lige hızlı bir giriş yapan ve kendine ilk 4'te yer bulan Osasuna deplasmanına çıkacak. Hazır İspanya'dayken haydi Andorra'ya uğrayalım. Gerard Pique'nin sahibi olduğu Andorra'da bulunan Andorra FC İspanya 2. liginde mücadele etmekte. Gariban komşu ülke kontenjanından İspanya ligine dahil olan Andorra FC transfer döneminde Herakles'te forma giyen Sinan Bakış'ı transfer etti. 85. dakikada takımı 1-0 yenikken oyuna giren Sinan Bakış 90+8'de beraberlik golünü atarak bir ülkeye umut aşıladı. FC Andorra bu beraberlikle İspanya 2. liginde 14. sırada yerini aldı. Yeni formasıyla ilk maçına çıkan bir diğer isim, popüler bir isim. Transfer döneminin son günlerinde Fortuna Start ile sözleşme imzalayan Oğuzhan Özyakup, ilk maçına geçtiğimiz hafta çıktı. NEC Nijmegen karşısında 62. dakikada sakatlanan arkadaşının yerine giren Oğuzhan, takımdaşı Burak Yılmaz'ın cömert asistini kırmayarak harika bir golle takımına merhaba dedi. Fortuna son dakika gol yiyerek gene galibiyet yüzü görmedi. 6 maçta 1 beraberlik 5 yenilgiyle ligin son sırasında yer almaktalar. Fakat Burak Yılmaz 6 maçta 4 gol 1 asist yaparak bireysel olarak formunu devam ettiriyor. Rotterdam'da ise genç milli yıldızımız Orkun Kökçü harika bir sezonun ardından ismi sıkça İngiltere ve Almanya takımlarıyla geçti. Fakat takımında bir sezon daha kalmayı seçti. Takımı da 21 yaşındaki milli oyuncumuza kaptanlık görevi vererek onurlandırdı. Sezon sakatlıklar sonrası pek parlak bir açılış yapmasa da geçtiğimiz hafta Rotterdam derbisinde Sparta ağlarına erken dakikada harika bir gol atarak "Buradayım" sinyalini verdi. Golün yanında 85 dakikada %89 pas isabetiyle 79 pas yaptı ve 3 tanesini kilit pas olarak kaydetti. Ek olarak 9'da 7 uzun top isabetiyle de oyunu genişletmede kalitesini konuşturdu. Alınan galibiyet ile Feyenoord Ajax'ın arkasında 2. sıraya yerleşti. Takımına galibiyet getiren bir başka oyuncumuz da Belçika'da Westerlo formasıyla mücadele eden Halil Akpınar oldu. Halil ligin ilk 5 haftası maç kadrolarına girememişti. Sebebini araştırdığımda kondisyon ve adaptasyon problemleri olduğu söylendi. Son 3 haftadır oyuna kısa süreler girerek forma şansı bulmaya başladı ve geçtiğimiz hafta Anderlecht karşısında 76. dakikada oyuna girip 83. dakikada attığı golle takımına galibiyet getirip formasını tanıttı. Bu galibiyetle Westerlo 3 hafta sonra galibiyete buluşarak 12. sıraya yükseldi. Belçika'da öne çıkan bir diğer gurbetçi performans Fenerbahçe'den kiralık olarak giden Thiago Çukur'dan geldi. Geçtiğimiz hafta Dender ile ilk maçına çıkan, bu maç performansı kanalımda mevcuttur. Bu hafta ikinci maçında golünü kifayeti kelimeleri kastıracak bir güzellikte kaydetti. Attığı gol takımının 3-2 kaybetmesine engel olmasa da Thiago'nun bitiricilik özgüveni kazanımına yol açabilir. Thiago 4-3-3 oynayan takımının ileri hattında gezici forvet rolünde oynadı. Dender bu sezon 5 maçta 4 yenilgi 1 beraberlik alarak pek iç açıcı bir enerji vermiyor. Çizmede iki gurbetçi oyuncumuz karşı karşıya geldi. Inter Torino mücadelesinde Hakan Çalhanoğlu Inter Torino karşısında 89. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Inter 3-5-2 sistemiyle oynarken Hakan üçlü orta sahanın sol içinde görev aldı. 77 dakikada bir kilit pasın yanında 4 top çalma, 9'da 8 ikili mücadele kazanımıyla defansif görevlerini fazlasıyla yerine getirdi. Öte yandan Emirhan İlkan maçı ikinci yarının 68. dakikada oyuna girip 3-4-3 sisteminin sol merkez orta sahası olarak konumlandı. %100 pas isabeti ve 1-2 kilit pas ile oynayan Emirhan'ın maç performansını kanalımda bulabilirsiniz. Bu maç sonrası Inter ligin 6. sırasında, Torino ise 9. sırasında konumlandı. Bölgede bir diğer esaslı milli oyuncumuz Merih Demiral, Cremonese'ye
karşısına ilk 11'de 3-4-3'ün merkez stoperi olarak başladı. Merih Demiral 74. dakikada kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirse de 5 dakika sonra yenilecek gole engel olamayıp maçta beraberlikle ayrıldılar. Golünün yanı sıra 3 top kesme, 1 top kapma ile oynadı. Atalanta bu beraberlikle ligde Napoli ve Milan ile zirvede puanları paylaştılar. Akdeniz'in bir diğer beldesi Marsilya'da Cengiz Ünder Tudor gerginliği bir tık dinmiş görünüyor. Cengiz Ünder geçtiğimiz hafta Lille karşısında ilk 11'de çıktı. 3-4-3'ün sağ ön tarafında mücadele eden Cengiz Ünder geçiş hücumunda Alexis Sanchez'e güzel bir asist yaptı. Asistinin yanında 90 dakika sahada kalan Cengiz 4 kilit pas ile oynadı. Koridorunun defansı görevlilerini de yerine getirmeyi ihmal etmeyen Cengiz Ünder, Marsilya'nın yükselen formunu devam etmesine katkıda bulundu. Bu galibiyet sonrası Marsilya ve Paris Saint Germain 19 puanla lig liderliklerini paylaşıyorlar. Gurbetin başkenti Almanya'nın Hoffenheim takımında mücadele eden Ozan Kabak takımıyla yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ayın Hoffenheim adına ayın oyuncusu ödülünü alan Ozan Kabak, Eylül ayında da görevlerine devam ediyor. Mainz karşısında takımı 3 farklı galibiyet alırken Ozan 90 dakikada 3 top uzaklaştırma, 2 top kesme, 2 top kazanma ile oynadı. Bunun yanında 1 kilit pasını da ihmal etmedi. Ozan'ın bu sezon üçlü stoper attığının sağ stoperi olarak 7 maçta 2 gol 1 asisti bulunuyor. Evet, şimdi hızlı hızlı bölümümüze geçiyoruz. İlk haberimiz, Gelsenkirchen efsanesi olan Kenan Karaman Schalke'ye geri döndü. Ve ilk maçını geçtiğimiz hafta 87. dakikada oyuna girerek gerçekleştirdi. Takımın maçı 3-1 kazandı ve Schalke Bundesliga'da 6 puanla kendisini 12. sıraya attı. Victoria Berlin forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berk İneler, geçtiğimiz hafta 2 tane ceza sahası koşusuyla gol atarak takımını galibiyet getirdi. Gelecek beklentisi en yüksek genç yeteneklerden biri olan Umut Tohumcu, Hoffenheim 2'de yaptığı, bilinçli olmasına inanmak istediğim muazzama yakın asistiyle takımına katkı sağladı. 6 maçta 1 gol 2 asisti bulunuyor. Schalke'de sezon başında görev alan kanat bek Kerim Çalhanoğlu, formunu koruması için çıktığı Schalke 2 ile geçtiğimiz hafta harika bir gol kaydetti. Geçtiğimiz hafta harika bir gol kaydetti. Performansını Lissus'u 2. lig takımlarından FC Auro takımına kiralık olarak forma giyen Barol Tepe, transfer sezonunda Giresunspor'a kiralık olarak imzalamak üzereyken Giresunspor'dan kaynaklı finansal sıkıntılar yüzünden takımı üzerine geri dönmek zorunda kalan Barol, transfer sezonu bitmeden FC Auro'ya kiralandı. Barol, geçen yıl Ocak ayında Kayserispor'a gitmek üzereyken takımlar anlaşmaya varamadıkları için takımında kalmıştı. FC Auro ile ikinci maçına ikinci yarıda giren Barol Taşar, maçın son dakikalarında gösterdiği üstün solo performans ile takımına beraberliği getirdi. Geçtiğimiz haftanın gözüme takılan belli başlı performansları bunlardı. Umarım bilgi akışımız verimli olmuştur. Beğendiyseniz like ve abone olarak desteğini gösterebilirsiniz. Yorumlara, eleştirilere ve önerilere her zaman beklerim. Sağlıcakla kalın.